Sevgilerimizi gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi izleyicilerimize sesleniyorum. Şimdi burada çok güzel bir atmosfer var. Sizler de her hafta MKM'ye gelip bizlerin misafiri olabilirsiniz. Burada izleyenler bir başka olduğunu söylüyorlar. Sizleri de bekliyoruz. Hemen teşekkürler. Halk jürimize dönüyorum. Hilal Hanım. Rozan'ın mikrofonu sakladığı için bu mazhar oluyor. Adnan, ağzına sağlık. Sen bu hafta özüne dönmüşsün. Vallahi iyi ettin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yalnız ben... salonda da bu kadar Antepli varken, hazır sen de Antepliyken... bir şey söylemek istiyorum. Merak ettiğim bir konu tabii, var. Tabii. Antep'te doğan çocukların ağzına önce acı sürüyorlarmış. Doğru mu? Doğrudur. Bak... Seslerinin güzel çıkması için mi? Nedir? Bunun anlamı nedir? Yani aslında asıl amaç hem sesin güzel çıkması hem de çocuğu küçükkenden itibaren acıya alıştırmak diyebiliyorum. Evet. Öyle olduğunu düşünüyorum. Valla benim 12 yaşında oğlum yeni başladı acı yemeye. Demek ki Antep'e götürmek lazımdı. Ağzına sağlık. Çok teşekkür hoşuma ediyorum. Gitti. Sağ olun. Biz de burada jürisi arkadaşlarımızla bayağı bir coştuk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Başka yorum yapmak isteyen halk jürimizde yok. Peki Melis Hanım, Adnan şarkı söylediğinde ilk hafta Türkçesinin bozukluğuyla ilgili bir yorum yapmıştı. Oldukça da yankı yaptı bu yorumlar. Bu arada Türk Dil Kurumu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Bize dikkatle izlemişler, bize sözlükler gönderdiler, imla kılavuz gönderdiler. Hani bunu bir anlam ifade etmesi açısından göndermediler ama... Madem adımız orada geçti, bol bol da tartışıldı. Hediye olarak bize bu sözcükleri göndermişler. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Melis Hanım'a ben şunu sormak istiyorum. Yine Adnan'la ilgili aynı rahatsızlığı hissettiniz mi? Yani ben şiveyle konuşmasına, şiveyle şarkı söylemesine hiçbir şey demiyorum. Yani gayet de güzel söyledi gibime geldi. Ben yalnızca eğer bir şiveyle söyleniyorsa o şivede... telaffuz edilen kelimelerin doğru telaffuz edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu arada Türk Dil Kurumu'na da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Türk Dil Kurumu'nun sevgili çalışanları, sevgili edebiyatçılarımız üzülmesinler. Çünkü Türk Tarih Kurumu'nu maalesef karalamaya çalışan insanların Türk Dil Kurumu ile ilgili bir takım ortaya attığı yalan yanlış şeyler var. Ve insanlar gerçekten bu kelimelerin karşılıklarında bu saçma sapan şeyler olduğunu düşünüyorlar. Bugün Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi vasiyetinde işaret ettiği iki kurumdan biridir. Büyüklükleri buradan gelir ve bizler de Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na sahip çıkacağız sonuna kadar. Hani karalamalarla ya da yanlış bilgilerle Türk Dil Kurumu'nu küçültemezler. Bu kadar söylüyorum. Ayhan, ağzına sağlık. Adnan, ağzına sağlık. Peki Melis Hanım, kaç verdiniz Adnan'a? Ben söylemeyeyim onu. Artık söylemiyorum. Neden? Yok, söylemiyorum artık kimseye kaç verdiğimi. Çünkü çok arada puan farkı oluyor. Birilerine 10 veriyorum, birilerine 7 veriyorum. Peki, düşük bir puan mı verdiniz? O yüzden mi söylüyorum? Evet, biraz. Nesini beğenmediniz? Yani bence daha iyi olabilir. Hani sonuçta bu bir türkü. Türkü olduğu için kendi türküsünü iyi söyledi. Ben buna inanıyorum. Ama hani bir Türk sanat müziği eserini söyleyebilecek mi? Onu merak ediyorum ve... açıkçası pek zannetmiyorum. Ama siz daha Türk sanat müziği söylemeden daha yok, şimdiden mi? Yok yani ben açıkçası benim tarzım değil. Yani tarzınız değil. Sevmiyorum ya açıkçası. Kusura bakmayın hani sevenler iyi puan vermiştir ama hani ben... Neyi sevmiyorsunuz onu anlayamadım. Yani bilmiyorum. Bana pek o şarkının ilk başına ne deniyor bilmiyorum. Hani uzun o türküden önceki. Ha mesela yani... Benim tarzım değil. Hani seven sevsin, 10 puan veren versin, alkışlayan alkışlasın ama hani ben sonuçta bu bir yarışma. Hı hı. Ama bu yarışmadan çıkılınca kaset de yapılacak, bir yere izlenmeye de gidilecek. Hani ben gidip izlemem. Anladım. Ha, ama yani... bu şarkı için mi özellikle? Yani ilk önce bir uzun hava, arkasından da ritimli bir türküye bağlanmış olması mı sizin hoşunuza gitmedi? Ya hayır yani benim hoşuma gitmedi açıkçası. Hani insanların beğenileri vardır. Şunu anlamaya çalışıyorum, daha net sorayım. Adnan mı hoşunuza gitmedi yoksa bu tarz şarkılar mı hoşunuza gitmiyor? Ya Adnan'ın sahne duruşunu çok iyi bulmuyorum açıkçası. Bir star olabileceğine de inanmıyorum. Ha, inşallah olur ama ben inanmıyorum. O yüzden hani bu kadar star olabileceğine inandığım insan varken de kusura bakma yani. Hani türkü söylersin ama
Şimdi siz içinizden gelenleri söylüyorsunuz normal evet. olarak. Benim okuduğum şarkı yöresel bir şarkı. Gaziantep yöresine okudum. Ait. Başında okuduğumuz Barak Bey'in bir şeydi. Türkü şarkı değil, türkü. Çok pardon. Ben Adanalıyım, Adanalılığımla da gurur duyuyorum yani kusura bakmayın. Zaten tamam biz burada konuşuyoruz, evet. Hı-hı. Okuduğum eser Türk Halk Müziği'ydi. Başında okuduğum da yine bizim Anadolu'ya ait, yani Gaziantep'e ait. Yöresel bir barak havasıydı, barak havası derler Antep'te. Zaten beğenenler beğendi yani. Ama benim ben bu tarz eserleri beğenmiyorum ama diyorsunuz Osman genelde Tan, zaten. Osman Tan bir dakika. Evet. Şimdi burası bir yarışmaysa eğer, yarışmacıların bir yükümlülüğü varsa Türk Halk Müziği söylemek, Türk Sanat Müziği söylemek ve serbest çalışma söylemek şöyle bir şey olamaz. Bu benim tarzım değil. Allah Allah. Oldu, verdi Allah puanımı. Allah. Oldu. Ne? Beni buraya. Şimdi. Oldu. O ne zaman. Bir saniye. O zaman Melis Hanım'a şunu sormak istiyorum. Her Türk Halk Müziği söyleyen Melis Hanım'ın tarzı değil diye düşük puan mı alacak? Bir. Şimdi bunun cevabını merak ediyorum mesela. Ben Adnan'ım. Yani bugün İbrahim Tatlıses örneğini siz verdiğiniz için İbrahim Tatlıses de türkü söylüyor. Ben İbrahim Tatlıses'in çok fazla hani hiç ya da pop söylediğini ya da Türk sanat müzikisini çok iyi söylüyor ama genelde türkü söylüyor. Ben param yettiğince gidip onu dinlerim. Demek ki beğendiğim de varmış. Ama İbrahim Tatlıses varken ben yani kusura bakma senin öyle bir star havan olduğunu inanmıyorum. Ayrıca beni buraya seçen de demek ki seçmiş, verdim, oldu yani. İşte hayır bakın şu bir şeydir. Şimdi Adnan benim tarzım değil, tamam buna bir itirazım yok. Tamam bunu anlarım ama şunu anlamam. Türk Halk Müziği benim tarzım diye getirirseniz bu çocuklar bunu söylemek zorunda. Türk Halk Müziği benim tarzım demedim. Öyle dediniz. Hayır yani siz yanlış öyle anlamışsınız. Dediniz. Bu tür hani peki, böyle... Peki bir daha alalım. Ne demek istediğiniz yani, bir daha alalım. Açıkçası her şeyi bir işi yapacaksanız iyi yapmanız gerektiğine inanıyorum. Hı-hı. İyi türkü söylenirse beğenirim. Hı. Siz Adnan'ı beğenmediniz o zaman. Yani evet açıkçası beğenmediniz. Ama hani... Olabilir bu da olabilir. Evet. Bu da olabilir tabii ki. Ama hani iyi türkü de hakkını veren olursa neden beğenmeyeyim? Sonuçta müzik müziktir. Peki. Hakim Bey bakalım ne diyecek? Herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. Ayrıca ben buradan bütün Muş halkına selam göndermek istiyorum. Çünkü Muş'tan da bu programı şiddetle izleyenler var. Ve konuyu Adnan Bey'e bağlamak istiyorum. İnsanlar buraya her tarzdan bir şeyler söylemeye geliyorlar. Alaturka, Türk sanat müziği, halk müziği. Bence insanların hakkını vermek gerekiyor. Bu anlamda Adnan bence bunu mahcup delikanlılığıyla çok güzel söyledi. Ben çok beğenerek ve... Çok eğlenerek dinledim. Burada arkadaşlarımızla eğlendik. Bizi eğlendirdi. Satışını çok güzel yaptı. Sunumunu çok güzel yaptı. Benle birlikte Bülent Ersoy hanımefendi de oynadı. Ebru Gündeş hanımefendi de oynadı. Seyircimiz de oynadı. Ekran başındaki seyircilerimiz de oynadığına inanıyorum. Bu anlamda biz buradaysak bir kere her yiğidi öldür hakkını ver diye bir laf vardır. Ya, bu yüzden... Adnan Bey'in hakkını vermek lazım bu parçada. Diğer sanat müziği söylediği zaman o zaman da sanat müziğine göre bir yorum yapalım. Sayın Erkır. Hemen bitirince Hakim Bey hemen dönüyorum size. Bitirelim şimdi yani, Hakim Bey. Çok evet. beğendiğimi söylemek istiyorum. Çok beğendim. Ben de 10 verdiğimi açıkla söylemek peki, istiyorum. Peki teşekkürler. Teşekkürler. Buyurun Bülent Hanım. Beyefendinin ismi ne? Hakim. Hakim Bey. Hakim Beyciğim. Sahne... Duruşunu nasıl buldunuz? Bir yürük eserde o yürük eserin ritmine uygun bir şov sergileyebildi mi? Zat halinize bunu sormak istiyorum. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. İnişinden bitirişine kadar. İnişini demedim. Barak yani kısmından. Uzun havadan sonra bağladığı Antep'in hamamları evet. ritmik eserinde. Burada gönül istemez miydi ki Antep'in yöresel oyunlarından bir halay kesinlikle katılıyorum olması size. Gerekmez miydi? Kesinlikle katılıyorum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. O zaman sahneyi nasıl kullanmış oluyor? Ben ilk defa bu böyle bir tarzda bir şarkıyla çıktığı için çok fazla türkü düzeltiyorum.
türküyle çıktığı için çok fazla belki bize o havayı vermemiş olabilir. Ama biz zaten ondan onu yapmasını istiyoruz. Yapmadı diyemem, yaptı benim için. Ama çok iyi yaptı mı? Hayır, sizin de bahsettiğiniz gibi. Bize kalkıp burada bir halay çekmesi çok da güzel olurdu. Cuk diye otururdu sizin de fazla. Çok iyi dediğiniz vakit, sözünüzü kesiyorum, tabii, bağışlayın. Estağfurullah. Çok iyi dediğiniz vakit, yani bir şeyler yaptı da ama çok iyi olmadı. Bence hiçbir şey yapmadı o mevzuda. Kolunu dahi kaldırmadı. Bir ara oynamadı mı? Bir ara oynamaya çalıştı. Böyle bir, hafif, böyle bir şey, bir şey. Bir yani bir parmağının ucunu kaldırır gibi gibi. Evet. Bu mu olmalıydı? Biz oturduğumuz yerde böyle böyle sallandık. Ama o hiç istifini bozmadı. Sanki Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin efendim Ferah Feza Yürük Semaisini okuyor. Siz de devam edebilir miyiz? İşte o zaman artistlik, evet, olduğu vakit, evet, bunun artistliği bu, bakın, eserdeki kimdir? Şu an ekranda da... Şu anda sizin, evet, siz de buradan izleyebilirsiniz. Evet. Siz belki, evet, kendiniz de şey yaparken onu biraz kaçırdınız mı acaba? Hayır ama şimdi bu, bu mu yani şimdi? Bunu, bu sizi tatmin ediyor mu? Hayır, ben o konuda zaten yorum yapmıyorum ama hani acaba gözünüzden kaçmış olabilir mi diye. Ama çünkü zaten siz öyle bir parmak ucu oynatır gibi dediniz, dedim bir dediniz, mendili, evet, böyle. Evet, evet. Yani. Ama tam tatmin olmadım dedi, yani, diyorsunuz. Yani, evet, çünkü oralı çocuk. Onun böyle burayı Allah Allah kaldırması zaten gerekiyor. Zaten kamerada daha çok sizi çekmiş herhalde siz oynuyorsunuz. Onu bilemeyeceğim. Ama ben öyle olması gerektiğini, evet, düşünüyorum. Herhalde yanlış düşünmüyorum. Çünkü bu eser seçildiğine göre burada herkesin Allah Allah kalkması, evet, lazımdı o eserde. Evet. Çocuk zaten yapı itibariyle tamam durgun şey bir çocuk... Efendi, beyefendi, yırtık bir çocuk değil ama sahne biliyorsunuz bunları ister. Ve bize de bu sene Zat-ı Ali'niz bunları şerh olarak koyduğunuz için söylüyorum. Tabii ki. Oysa ki okuyuşuna geçmiş olsun. El-Fatiha, fevkalade. Beğendiniz okuması. Ama o artistliği de yapmasını isterdi gönül. Gönül de isterdi numara vereceğimiz için, evet, Zat-ı Ali'niz bizi yönlendirmişsiniz, şartlandırmışsınız. Mecburuz bunu istemeye kendilerinden. Artistik olarak sizi tatmin, yani, etmedi. Yani diyorum ben bu efendim. Bu eser daha kaldırırdı diyorsunuz, anlıyorum. Evet. Bu arada lütfen biz halk jürimiz puanları verip okey'e bassınlar. Bu arada Nur Yerlitaş aradı, kaldıramadım telefonu, mesaj atmış. Ay, buradan selam. Ayol diyor, beni diyor buzağa yaladı yaptın diyor, esas diyor. Oradaki senin kızın yapar, bir de Sibel Can yapar onu diyor, o buzağı yaladı. Evet, ben pek yaparım, ben söyledim zaten başta. Ama bu buzağı yalamak da herkese yakışmaz, herkesin suratına da gitmez. Evet. Çok insana evet, denemiştir, beceremezler yani. Suratla çok alakalıdır. Sibel'le bana yakışıyor ama siz de yapıyorsunuz yani. Ben de size yaparım. De yakışıyor ben yani. Yaparım. Ama her yüze yakışmaz normalde. Ben yaparım. Ne peki, ben? O zaman puanlarınızı alabilir miyiz Bülent Hanım? Ben verdim mi? Daha vermediniz. Yani vermedim. Okuyuşunu çok beğendim. Evet, evet. Diyalektliğiyle, her şeyiyle fevkaladenin fevkindeydi. Bir de zaten o yöre musikiden çok anlar. Hı hı. İki kere galiba yanılmıyorsam Gaziantep'e gittim. Dostlarım da vardır orada. İstenilen eserler harcı alem. Tırıvırı eserler değildir. İnanır mısınız? Eseri isterlerken makamı ve usulüyle birlikte isterler. Müzik kültürünün çok yüksek olduğu. Çok son derece. Evet. Bizim Halil Karaduman da, evet, orada da, evet, biliyorsunuz. Evet. Virtüöz. Evet. Efendim. Çok önemli müzisyenler çıkar oradan ve din İhsan da bizim birinci olan oğlan da. Evet. Efendim. Bir de puanı çok alabilirsek beni sus uyarıyorlar. Estağfurullah bana, ama anladım. Çok zaman olarak, peki, daha çok yarışmacımız var. Puan olarak. Bu çocuğa okuyuşunu 9 verdim. 9. Artistliğine de demek kendim oynarken biraz kaçırmışım herhalde. Ona da 8 veriyorum. 9 ve 8. Peki Bülent Hanım. Teşekkürler. Orhan Bey. Çok güzel okudu. Gereği gibi yaptı. Baştaki barak ağzı, garip ayağı o
Çok güzel ezgidir o zaten. Çok güzeldir. Onu da güzel yorumladı. Arkasından yine Garip Ayağı, Antep'in hamamları. Antep yöresi çok zengin bir yöredir halk müziğimiz olarak. Evet. Ve ayrıca yine ekonomide de başa güreşiyor. Öyle bir yöremiz. Harika, verimli bir yöremiz. Bu yarışmada da Antep'ten birkaç kişi var. Birkaç yarışmacımız var. Hepsini kutluyorum. Başarılar diliyorum. Ve çok güzel yorumladı. Çok iyi yorumladı. Ben daha kısa mı söyleyeyim? Herhalde daha iyi olacak. 10 ve 9 veriyorum. 10 ve 9. Teknik olarak 10, artistik olarak 9. Çok teşekkürler Orhan Bey. Armağan'cığım. İyi şarkı söylüyor ama hiçbir zaman Bülent Hanım mesela Bülent Hanım'ın istediği gibi artistik bir sahnesi olmayacak, olamayacak. Çünkü insan oynar ya da o burada halk oyunu oynasa da Bülent Hanım'ın aklında kalmayacaktı zaten. Çünkü öyle bir şeydir. Etkileyebilmek öyle bir şeydir. Yani o yok. Yani yok ve bence olmayacak da. Siz senelerdir sahneye çıkıyorsunuz zaten değil mi? Evet Armağan Bey. Nerede çıkıyorsunuz? Gaziantep'te. Çıkıyorsunuz. Kaç senedir çıkıyorsunuz? Aslına bakarsak ben 10 yaşından 11 yaşından beri sahnelerdeyim. Şimdi kaç yaşındasınız? Şu an 25 yaşındayım. Yani 10 senedir sahneye çıkıyorsunuz. Evet. Düşünün yani 10 senedir sahneye çıkan bir insandan söz ediyoruz yani. Bu bence şu anlama gelir. Bundan sonra hiçbir zaman yok yani doğasında yok. Buradan inerken belli pazara gider gibi geliyor öyle böyle. Pazara gider gibi. Ama iyi söylüyor mu? Allah için iyi söylüyor. İyi söylüyor ama işte Star'da işte Bülent Hanım'ın dediği gibi hani herkes olsaydı sokakta elimiz kolumuz Star'a çarpardı olur. Evet iyi şarkıcı ama iyi sahne sanatçısı değil işte. Ve hani, olması da zor diyorsun. Bence öyle. Teknik olarak 9, artistik olarak 7. 9 ve 7 geldi Armağan Çağlayan'dan da Ebru Hanım. 10 teknik olarak, artistik olarak da 8 puan geldi Ebru Gündeş'ten. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Ebru Hanım? Tabii şimdi benim vereceğim örnek fazla ekstrem kaçacak ama yani oynamak İbrahim Tatlıses'in oynamak oynadığı gibidir. Onun gibi oynayabiliyorsunuz. Oynayacaksınız, oynayamayacaksınız, oynamayacaksınız. Ve böyle bir eser seçmeyeceksiniz. Hepimiz oynadık. Bülent Hanım da oynadı, ben de oynadım. Bunun sebebi şarkının yürük olması, şarkının getirdiği havayla. O bana bir şey verip de ben oynamadım. Ya da onu seyretmedim. Ben şarkıya kapılıp oynadım ettim. Olağanüstü de 10. Evet, hiç detonesi yok. Ama sesi de olağanüstü dersem onu da yalan söylerim. Olağanüstü bir ses değil. Ama hiç problemsiz okudu şarkıları. Fakat onun dışında artistik olarak maalesef bir şey yok. İbrahim Tatlıses bir oynar. Sadece seyredersiniz. Oynamasını yani adamın. Bu Allah böyle Allah bir şeydir kalkar yani. Ortalık. Ve bunun özellikle gidip dersini almıştır, öğrenmiştir. Böyle bir oynayış var mı yahu? Ben de Antepliyim bu arada. Nasıl yani, yakıştırdın onu? Hemşeriyiz yani. O da ayrı bir şey. Hiç bilmem mesela. Hiç bu işlere de kalkışmam. 3 adım atabilirim, onu bilirim. Onun dışında da mesela dans etmeyi de çok beceremediğim için ona da çok kalkışmam. Sen de bence bu işe çok kalkışma ya da öğren kalkış. Evet ama yine de bu tip eserler söylemesinde de bir problem yok, yok değil mi? Hayır, tabii ki. Bunu da güzel söyledi orada da bir... Çünkü şarkı kendisi zaten elektrikli, herkes alkışlayacak. Evet. Onu alkışlamadılar ama onu bilmesi lazım. Şarkıyı alkışladılar. Şarkıyı alkışladılar. Şimdi hareketli bir şarkı söylersiniz ama öyle bir söylersiniz ki sizi de alkışlarlar yanı sıra. İkisi birlikte olur. Mesela İbrahim Tatlıses de adamın hem oyununu hem sesini hem şarkısını alkışlarlar. Bu başka bir şey. Ama zaten ondan bir tane var hani bir daha da pek bir zor yani. Ekstrem evet. Bir örnek evet. Verdim o yüzden bir daha. Kusura bakmayın. Geçmiş ama olsun. Onu evet. Bekliyorsunuz böyle eserlerde. Peki Orhan Bey buyurun. Şunu hatırlatmak lazım. Sahnede çok hareket yapıldığı zaman, çok hareketli olunulduğu zaman seslerin baskıları zorlaşır. Nefes sıklığı olabilir. İyi yorum olmayabilir. Belki o anda güzel bir atmosfer oluşur ama eğer ki bir müzikalite aranıyorsa, o müzikte gereken aranıyorsa, o icrada gereken aranıyorsa o biraz zorlaşabilir. Nice profesyonellerin çok hareketli olduğu zaman yaptıkları yorumdaki bastıkları seslerin detone olduğunu da görmüşüzdür. Yani neticede kolay olmayan bir şeyi söylüyorum. Çok hareket ezgilerin iyi yorumlanmasına engel olabilir.
O da bir ustalık yani gerektiriyor. Israrla demiyorum ama olma ihtimali yüksektir. Peki Orhan Bey, teşekkür ediyorum. Jürimizin teknik ortalaması 9,5, gayet yüksek bir puan. Artistik olarak 8, ortalama 8.